Tribün Ajansı'nın yeni transfer videosundan herkese merhaba. Cihan sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Emre Can ve Galatasaray dedikoduları var. Evet abi. Özellikle Erden Timur ve Emre Can'ın görüştüğüne dair bir iki de fotoğraf sızdı. Aslında fotoğraflarda Erden Timur yok ama buluşma noktasından fotoğraflar var. Emre Can'ı öncelikle bize kariyer olarak özetleyebilir misin? Emre Can bildiğin üzere Bayern Münih altyapısında yetişmiş bir oyuncu. A takıma çıktıktan sonra Bayern Münih'te çok fazla şans bulamıyor. O zamanın 2012-2011 Bayern Münih'i Dortmund'un şampiyonluğundan sonra ciddi bir yükselişe geçtiği bir döneme denk geliyor. Leverkusen'in yolunu tutuyor 2013'te. 2013 o bir sezonluk macerada kendini öyle bir gösteriyor ki Rüya Lig, Premier Lig'in yolunu tutuyor. Liverpool'a transfer oluyor. Hatırlar belki izleyicilerimiz Beşiktaş'ın bilinç döneminde elediği Olympiakos'undaki Liverpool maçının da kadrosunda Emre Can'ın olması lazım. Orada 4 sezon geçiriyor ama o zamanki Liverpool Klopp'la yükselişe geçtiği efsane Liverpool dönemi belki sonlara doğru denk geliyor. Onun için çok fazla istediği gelişimi gösteremiyor son yıllarda performansı artsa da. Ardından Juventus'un yolunu tutuyor. Bir sezon Serie A macerası var. Serie A'da da Juventus'un yavaş yavaş o hegemonyasının bittiği dönemlere denk geliyor. Evet şampiyonluklar görüyor ama Avrupa'da istenen başarı gelmeyince Emre Can da tekrardan Bundesliga'ya geri dönüyor. Onu o yapan, performansını zirvesini yaşatan Borussia Dortmund'a imzayı atıyor ve 2 sezonluk Borussia Dortmund günleri başlıyor. Emrecan savaşçı, mücadeleci, hırsıyla ön plana çıkan bir oyuncu. Sağ içi liderliği önemli olan bir oyuncu. Zaten Borussia Dortmund'da da kaptanlık da yaptı. Komutan olarak nitelendirilebilecek bir oyuncu. Stoper'de de forma giyebiliyor. Çok tercih edilmese de. Sakat veya cezalı oyuncuların yokluğunda veya önde olunan skorun alındığı maçlarda hamle oyuncusu olarak da orada görev yapabiliyor. Klasik bir 6 numara. Agresifliğini, hırsını saha içinde iyi yönetebilen bir oyuncu. Gereksiz kartlardan çok fazla görmeyen bir oyuncu. Takım baskı yediğinde aranan ilk isimlerden biri oluyor ve direkt atağa çıkmanızda veya o baskıyı kırmanızda çok yardımcı oluyor. Peki abi özellikle Galatasaray'ın oyun yapısında Emre Can'ın nasıl bir etkisi olur? Yani şöyle Torreira'nın gitme ihtimali de var, kalma ihtimali de var. Torreira'nın yanında mı oynayacak veya Torreira yerine mi alınacak? Bu ayrı bir soru işareti. Bir de Torreira ile birlikte oynadığında öndeki 10 numaranın özellikleri nasıl olacak? Emrecan kısaca Galatasaray oyun yapısını nasıl etkileyecek? Emrecan özellikle Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir hamle açıkçası. Birinci ve ikinci torbadan gelebilecek güçlü rakiplere karşı zaman zaman defansif kadrolarla daha fizikli, daha tempolu, daha mücadeleci, daha dirençli kadrolarla sahaya çıkmamız gerekebiliyor. O zamanlarda açıkçası Emre Can Torreira ikilisi bence çok iyi iş yapar. Takımın da yükünü hafifletir. Torreira biliyorsun geçen sezon oldukça yoruldu. Bazı maçlarda Olivera'nın hatalarını kapatacağım diye açıkçası. O riske karşı Emre Can doğru tercih olur Şampiyonlar Ligi'de. Lig özelinde de 8 artı 3 kuralı var zaten biliyorsun. Yabancı kuralında. Kerem Abdülkerim Bardakçı ve Emre Can üçlüsüyle zaten bu kuralı direkt elinizi güçlendirmiş oluyorsunuz. Torreira gitse bile evet Torreira'yı aratmayacak bir oyuncu Emre Can. Atıyorum ligde her maçta Emre Can Torreira yapmana gerek yok zayıf takımlara karşı. Atıyorum yabancı kuralından kazanmak istiyorsan veya biraz daha ofansif oynamak istiyorsan Emre Can'ı yerine biraz daha ofansif bir oyuncu oynatıp
ligde yine aynı verimi alabilirsin. Güç takımlara karşı da zaten mükemmel bir ikili olurlar. Ben Torreira'yı daha da özgürleşeceğini düşünüyorum bu transferle. Daha ofansif özellikleri ön plan çıkarabilir. Buna da bir örnekleri var Torreira açısından. Daha serbest görebileceğimiz bir oyuncu. Çift yönlü 8 numara etkisi de yaratabilir, oynayabilir. Bu durum aynı zamanda Galatasaray'ın bana göre ofansif bekle önerdiğini gösteriyor. Bence net hücumcu bir sol bek gelecek. Ona işaret ediyor. Ki bu Evrecan Torreira ikilisi o ikiliyi çok rahat hücumcu beklerin eksiklerini kapatabilecek bir ikili olurlar açıkçası. Hücum hattı da oldukça rahatlayacaktır. Kerem olsun, sağ açıkta Aşisse oynarsa Aşisse olsun. Zanyolu oynarsa Zanyolu olsun. Bayağı bir rahatlayacak kadar. 10 numara tercihi de buradaki öneme sahip. Açıkçası Galatasaray'ın daha skora katkı veren, daha yetenekli, daha estetik, daha 10 numaraya yardımcı olan, santrafora yardımcı olan ama geriye gelmeyi çok sevmeyen bir 10 numarayı yönelebileceğini düşünüyoruz. Emrecan İstikrarlı da ön plana çıkan bir oyuncu. Açıkçası bu sezon Bundesliga'yı yakından takip eden biri olarak Dortmund'da maç kaçırdığını pek hatırlamıyorum. Genel olarak sezonun genelinde başarılı bir performans ortaya koydu. Alman milli takımında da süre alıyor. Ve özellikle son dönemde takımın en iyilerinden biri olarak gösteriliyor Alman milli takımında. Taraflı tarafsız da herkesin beğenisini kazanıyor. Galatasaray bu transferi bitirirse gerçekten Türk futbolu adına önemli bir işe imza atmış olacaktır. Abi teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Cihan. Dilerim Türk futbolu ve dünya futbolu için güzel gelişmeler olur diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Tribün Ajansı takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.